Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatırlayacaksınız, bundan tam 5 ay önce bir video yayınladım. Ve o videoda neden bahsettik? Elimde gördüğünüz, şurada önerilerde de, ya şurada bir yerde önerilerde de gelen XCP markasından bahsetmiştik. Ve ben o videoda şunu söylemiştim. Ben bu yağı test edeceğim ve sonuçlarını da sizinle paylaşacağım. Evet, işte bu video maalesef pandemi zamanına, karantina zamanına denk gelse de işte bu video o test videosunun sonuçları. Hatırlarsanız önerilerde gelen videomda Chainel yağlarının sahibiyle ilk defa İngilizce bir röportaj yapmıştım. Ne zaman? Yıl 2015 yılıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Videonun tarihine bakarsınız. Sonrasında ne oldu? Ben uzun yıllar Chainel'i kullandım. Nasıl oldu? Mehmet Karakaş Türkiye'ye Formula X firması adı altında Chainel yağlarını getirip piyasaya sürdü. Birçok arkadaş da bundan istifade etti. Neydi özelliği? Bundan bahsedelim. Bir kere zincirinizi yağladığınızda 1000-1500 kilometre arası uzunca bir süre zincirinizi yağlamayı unutarak kullanabiliyordunuz. Yağ işini çok güzel şekilde yapıyordu. Fakat şöyle bir dezavantajı vardı. O yağı zincirinize uygulayabilmeniz için bir zincirinizin tertemiz ya da hiç kullanılmamış olması gerekiyordu. Ve zinciri böyle kuzu gibi tezgahın üstüne yatırıp baklalar arasını tek tek yağlamanız gerekiyordu. Bu zahmetli bir işti. Ve şöyle de bir şey vardı. Eğer yağı fazla kaçırırsanız, şayet düzgün yağlayamazsanız, bisiklet zinciriniz çamura dönebiliyordu. Ben bu yağı ilk elime aldığımda, şöyle yakından kameraya doğru yaklaştırıyorum, göstereyim. Akışkanlığının çok yüksek oluşu benim çok dikkatimi çekmişti. Acaba dedim, yani zincirin üstüne ben bunu yaptığımda tam birer damla kolayca yapacaksın ama duracak mı durmayacak mı emin değildim. Neyse, kişisel yorumu bir kenara bırakalım. Ben bunu test etmeye başladım. Nerede test etmeye başladım? Dağ bisikletimin üstünde. Şimdi kullanım kolaylığından bahsedelim. Hemen ekranda gelen resimden görüyorsunuz zaten. Çok kolayca zincirimi sökmeden üzerinde yağladım. Ve zincirimi yağladıktan sonra yine sırayla geçen resimlerde görüyorsunuz. Zincirim maşallah şey gibiydi, yeni gelin gibi pırıl pırıl parlıyordu. Sonrasında ben bu bisikletle bir tura gittim. 3 günlük bir Çeşme turuna gittim. Dağ bisikleti olduğu için dağda bayırda gezdim. Bilenler bilir, İzmir kuş cenneti toprak yoldur. Toprak yollarda gezdim. Yani anlayacağınız, bisikletin hakkını vererek, hırpalayarak tamı tamına bu zincir yağ ile 700 kilometre kullandım. Bir diğer yandan başka bir arkadaşım, hediye ettiğim başka bir arkadaşım şehir içinde, burası çok önemli, şehir içinde kullandı. O 1000 kilometre boyunca kullandı. Bu yağ ne kadar gidiyor? Şimdi bu sorunun cevabını arayalım. Ekranda gelen fotoğraflarda arkadaşlar kendiniz de görüyorsunuz. Yeni gelin gibi çıkan rublem ve aktarıcım içeriye geri geldiğinde çok yeni gelin gibi olmasa da gayet iyi durumdalar. Çok da hırpalanmamışlar. Şimdi gelelim benim kişisel fikirlerime, benim görüşlerime. Şimdi 700 kilometrede bu neden böyle oldu, neden siyahlaştı? 700 kilometrelik bir kullanıma göre bu ruble ve makaraların durumu bana göre çok çok iyi. Şimdi normal bir zincir yağıyla zaten 700 kilometre yol yapamazsınız. Chainel'de bile ben o kadar kilometreler yaptığımda kapkara oluyordu zincir yağım. Hiçbir zaman tertemiz kalmıyordu. Benim burada dikkatimi çeken başka bir konu vardı. Ben 700 kilometre yaparken neden diğer arkadaşım 1000 kilometre yapmıştı? Şehir içinde kullanmıştı. Çünkü şehir içinde toz toprak çok fazla yoktu. Fakat benim dağ bisikletimle çıktığım yollarda genelde toz topraktan oluşuyordu. O yüzden içine dolan partiküller daha fazla olduğundan dolayı ben de ortalama 700 kilometre, 708'di tam rakamını yanlış hatırlamıyorsam, 700 kilometre gibi bir ömür. Fakat arkadaşım şehir içinde kullandığı için 1000 kilometre boyunca bu zincir yağını temizlemeden gitti. Ses konusuna geçelim. Chainel'de ciddi şekilde ses kesiliyordu. Evet, Chainel'de olduğu gibi XCP ya da XCP ya da her ne derseniz deyin, nasıl telaffuz ederseniz deyin, bu zincir yağında da ilk yağlamamda zincirimde ses kesildi. Fakat 600. kilometreden sonra zincir arasında biriken partiküllerden dolayı yavaş yavaş ses çıkarmaya başladı. Bu da bana zincir yağımın yağlanmaya, yavaş yavaş yağ ihtiyacı olduğunu zaten söylüyordu. Şimdi bir diğer konudan daha bahsedelim. Zincirin tekrardan temizliği.
Şimdi ben 700 kilometre geldiğinde zinciri tekrardan fotoğrafları getireyim. Ekranda görüyorsunuz. Sanki böyle üzerinde kurumuş gibi duruyor. Beni gerçekten endişelendirmişti. Ulan dedim, yağı aldık. Tamam, 700 kilometre kullandık. Belki birazcık daha zorlasam 800'e kadar giderdim. Ama arkadaş, bunun üstündeki siyah yağ kalıntılar, ayvayı yedik dedim. Zincir gitti. Yani bu pislikleri çıkarmakla bir gün artık dedim, gaz yağına yatırırız. Ertesi gün tel fırçayla onunla bununla uğraşırız diyordum ki yanıldığımı fark ettim. Dönelim biz yine konumuza. Ben zinciri temizlerken gerçekten şaşırdım. Neden şaşırdım? Çünkü ben o kirlerin kolay kolay çıkmayacağını, artık kuruyup üzerinde kazımam gerektiğini düşünmüştüm. Hiç sandığım gibi olmadı. Ha evet, çok çabuk böyle atıyorum 100 kilometrelik bir zincir gibi böyle gaz yağını batırıp çıkartma tabii ki çıkmadı. Fakat bir diş fırçası yardımıyla fırçaladığımda beni zorlamadan üzerindeki kirler gitmiş oldu. Gelelim videonun son bölümü, beklediğiniz bölüm, çekiliş kısmına. Aranızdan bir kişiye bu XCP veya XCP yağlarından bir şişe hediye edeceğim. Beni tanıyanlarınız bilir, takipçilerim iyi bilirler. İlk defa bilmeyen için de hemen açıklayayım. Çekilişin şartlarını şuraya aşağıya açıklamalar kısmına bakıyorum. Size zahmet oradan çekiliş şartlarını yerine getirerek katılabilirsiniz. Bir kere katılım hakkınız var. Birkaç defa mail atmanız durumunda katılımı saymayacağım. Sadece tek hakkınız olduğunu belirtirim. Boş boşuna birkaç tane mail bana atmayın çünkü. Bunu sizden rica ediyorum. Çekiliş ne zaman kapanacak? Çekiliş önümüzdeki hafta Perşembe akşamı saat 12'yi gösterdiği anda, saatler gece yarısını gösterdiği anda, saatler yani Cuma'ya geçtiğimiz andaki saatlerde çekilişimiz ne oluyor? Kapanmış oluyor. Ne zaman açıklıyoruz? Cumartesi günü akşamı yapacağım. Canlı yayında çekilişin kazananını açıklayacağız. Nerede yapacağız canlı yayını? Biliyorsunuz ben bir önceki çekilişte YouTube'dan müzdarip olduk. Dolayısıyla YouTube'da canlı yayını yapmayacağım. Canlı yayını Instagram'da yapacağım. Orada çekilişi yaparak yine size bilgisayar üstünde göstererek çekilişin sonucunu açıklayacağım arkadaşlar. Şimdilik ben sizden müsaadenizi istiyorum. Benden bu kadar. Önümüzdeki hafta beni canlı olarak göreceksiniz. Ayrıca o canlı yayında istediğiniz soruları da alacağım. Aklınıza takılan sorular varsa şimdiden bir kenara not edin. Canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.